Evet, o ya. Nedir bu? Hiçbir gelin robot değildir. Şuna bir bakalım. Şuna bir bakalım. Hackerlık deyince de biz. Dönünü. Yani burada da öyle yazıyormuş zaten. Şimdi aa, Aygün Hanım. Antalya'da. Ya bunu ekran önünde çok fazla söylemek istemiyorum. Yani sonuçta tek başına olan bir bayanım da. Hani evde tek kadın, olmuyorum. Kadın. Yok, bayan. Kadın. Bayan. Ay Aygün Hanım. Aygün Hanım'ın katarsisi ne kadar kaliteli bir katarsisti bu arada ya. İşte Carrefour'a gidip bela okumak olsun. Carrefour'un fotoğrafını çekip. Allah Carrefour'un belasını versin. Yaşasın Migros, yaşasın BİM gibi. Ne kaliteli bir katarsis. Teknosaların önüne gidip Teknosa kötülemeler. Ya Öztürk Ömer, bu arada tekrardan çok teşekkür ediyorum deseniz için. Çok sağ olun. Vallahi kendinizi saklayın gerçekten. Şimdi düğününüz de var efendim. Mutlu mutlu şey var. Katarsis yani bir anda böyle bütün duygularının dolup taşma şekli. Yoğun bir şekilde. Bir, yüksek sesle lütfen konuşmayın. Tükrükleriniz buraya kadar geliyor. Bakalım paketin içinden ne çıkacak? Nedir o Seçil Hanım? Evet, semaverimsi bir şey. Peki onun ismini biliyor musunuz? Bunun adı ne? Yani odun ateşinde yakılıp kullanılıyor diyor, biliyorum. Semaver. Size bir şey söylemek istiyorum. Semaver işte. Semaver. O değil mi abi? Aa, bu arada yeni aboneler, Discord'a girin, şey için ihtiyacınız olacak ona. Fall Guys Custom'ındaki kodu oradan paylaşıyoruz, haberiniz olsun. Bir de size bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi biz efendim tasarım ekibini komple genişletiyoruz. Yani şöyle, tasarım ekibine gerek YouTube edit tarafına, gerek funny moments yapabilecek, gerek grafik tasarımla ilgilenen arkadaşlar. Hem Çağatay'a hem Enes'e, Çağatay ve Enes maillerinizi chat'e atabilirsiniz, çok çok sevinirim şu anda. Ha, bilgilendirme kanalı diyorum lan. Çağatay ve Enes'e mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Tasarım ekibimize efendim birazcık daha geliştirmek ve genişletmek istiyoruz. İlerleyen dönemde için hem Haramiler ekibinin kanalları için hem benim kanal için. Haberiniz ve bilginiz olsun şimdiden. Eğer diyorsanız ki hani yani ben zaten yapıyorum ediyorum bu işi. Enes'e ve Çağatay'a başvuruda bulunabilirsiniz. Onun konuda da sizleri bilgilendirmiş olayım. Hah, bakın form direkt şu anda formu zaten Enes paylaştı efendim sizlerle. Bana hani mailden özel olarak ulaşmayın. Çünkü oradan cevap alamazsınız. Çünkü oraya ben bakmıyorum artık. Benim şahsi mailim var ama. Hani oraya atmayın. Şu an Enes, bakın Governor chatte bir form paylaştı. O form üzerinden şey yapabilirsiniz. Haberinize bilginiz olsun. Siz hani kayıpları buluyorsunuz vesaire falan ya. İnsanlara güvenimi de bulabilir misiniz kendi programınızda? Gel. Hangi spor dalında... Aa, ne oldu? Ne oldu öyle? Aa, bak, hazır mısınız? İnsanlara güvenimi de bulabilirsiniz kendi programınızda. Hazır mısınız şimdi? Harun'un da Devor'a geleceğini söyledim. Gel. Harun. Hangi spor dalında sporculardı? Tenis. Aa, tenis. 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 1 milyon kere eminim. 1 milyon kere. Bir gelinin, hani bir bayanın, bir kadının yapması gereken en güzel şey bence çeyiz. Bizim yöremizde çeyize aşırı önem verirler. Bir kızın çeyizi yoksa ölsün derler. Aa, öyle söylüyorlar. O zaman hiç yaşamamamız lazım. Bizim... Aa, hangi yöre lan o? Nerenin yöresi lan o?
Söyleyeyim de gitmeyek. Bir şehir tahminim var ama söylemeyeceğim tabii ki. Yani aklımda birkaç şehir tahminim belirdi. Ama söylemeyeceğim bunları asla. Canerim hoş geldin bu arada. Tamam ya Rabbim. Ben ölüyüm abi. Benim evlenirken götürebileceğim bir adet çeyizim var. Aha o da bu bilgisayarlar. Başka hiçbir şey hazırlayamam ha. Hiçbir şey yok. Havlusuymuş, diviymiş, zıkkımı pekiymiş. Uğraşamam yani onlarla. İhtiyaç oldukça alırım. Neymiş, şey mi yapacağım oturup? Ne öreceğim ben? Lif mi öreceğim ben? Çeyizimi öreceğim ama. Kullanmayacağım. Arkadaşlar drop yok bu arada. Allah Allah. Ne ki acaba sıkıntı? Eğer mobilden izliyorsanız uygulamanızı güncelleyebilirsiniz. Drop giren arkadaşlar. Normal bir şekilde izliyorsanız bir F5'leyin. Bir bakın bakalım belki başka bir sıkıntı vardır. Bir şey yapın yani ona. Drop yok haberiniz olsun bebeklerim. İnternetlerinizi kontrol edin o yüzden. Şu an sıkıntısız akıyor. Kaburga bugün gelecek misin Fall Guys'a? Az dalga geçelim. Biraz dalga geçeyim. Girecek misin bugün? Umut sen gelecek misin? Umut hoş geldin bu arada. Ya keşke Pakavabunga'yı sokabilsek şu Fall Guys'lara ya. Üf, vallahi ne eğleniriz ama işte. Adam kendini hiçbir yerde ezdirmiyor. Bu arada gelsin o hayır bu sevgi değil. 2 ayda bu. Kuş bilene 3 ayda yavrunuyor kız. Böyle sevgi olmaz. Ekonomi çok severim. Ekonomiyle ilgileniyorsun. İlgileniyorum. Alışveriş yapıyorum. O kadar. Ben de böyle bir konuşma yapacağım. Ben çağırıyorum. Böyle bir konuşma yaptım. Bu arada yüksek lisansı terk ettiğimi de anne buradan öğren isterim. Canım anam. Yarıda kaldın artık. Sen buradan duy isterim. Yani anneciğim ne yazık ki artık yok öyle bir şey. Haberin ve bilgin olsun. Yani buradan duymuş ol. Armağan Çağlayan da söyledim çünkü. Söyledim yani. Aa şok oldunuz değil mi siz de? Yani oysa ki hiç kimsenin bilmediği aşırı gizli bir bilgiydi yani. Aa bak chat de şok oldu çünkü chatimin de hiç haberi yoktu. Hiç yani kimsenin haberleri yoktu. Hiç de bilmiyordunuz ama işte siz de ne yazık ki ne yapalım bu şekilde öğrenmiş oldunuz. Sağlık olsun. Sağlık olsun tabii ki de. Bütün ekonomiyle ilginiz bu mu? Evet. Kız kaldır şu kuşu estağfurullah. Tövbe. Ne yapıyorsun sen? Kaldır diyor kafamı yok. Numaradan bayılmayın mı? İlk kez benim başıma geliyor. Anlatamadım. Ne oldu orada? Allah belan versin ki ben böyle bir anı ne zaman yaşamıştım biliyor musunuz? 2010 senesinde yaz ayında benim üniversite sınav sonucum açıklandı. Ben bilgisayarın başında bu teyze gibiydim. Etkiniz bu mu? Allah evet, belan versin ki. Kız kaldır şu kuşu estağfurullah. Tövbe. Kız kaldır şu. Kaldır diyor kafamı yok. Numaradan bayılmayın mı? İlk kez benim başıma geliyor. Anlatamazsınız yani. İlk defa benim başıma geliyor. İlk defa. Ne ilk? Ne güzel bayılma. Millet de bu oyuna sizi taşıyor. Bu çocuk değil mi? İlk defa benim başıma gelen bir şey. Sus lan! Ben bir anlatsam var ya karşı dizi Aaa nasıl bir sahne bu? Anneciğim o başka dizi. Sus artık! Sus! Gözüme görünme! Hamze. Gözüme görünme! Artist burada bana bayılan... Ay kış gelsin de şöyle kısmet soldura başlayıp örgü örek ya. Bir kış gelsin. Çünkü ben kışın yine bir kapanma bekliyorum arkadaşlar. Çok üzgünüm ama kışın biz gene bir kapanacağız gibi haberiniz olsun. Ben kışa şey hazırlıyorum tamamen. Kışa müthiş bir yayın programı hazırlıyorum. Kısmetse olur artı örgü tadında. Artık oturacağız beraber. Oturacağız ne yapalım bu sırada otururuz. Hangi derdin dermanısın söyle de o derde düşeyim. De ayrı yazılması lazım da. Müthiş bir... Gerçekten yani. Merhaba, hoş geldiniz. Ah! Nasıl bir ikili bu? Kim bu ikili abi? Kim bu ikili? Tahtadan kazak yapacağım.
Bu nasıl bir ikili? Ben nasıl bu power couple'ı yeni görebilirim? Parlayan Yıldızlar takımının iki kişisi bu. Çeyiz öreriz kendimizi, ölmeyelim sonra. Doğru. Aşk. Yılmaz Morgül. Müthiş bir ceket. Ya bu ceketten bir tek ben bulamadım. Aşırı canım sıkılıyor bu ceketten bir tek bende olmamasına. Sen olmaz. Alo. Kimsiniz kardeşim? Nilsen Hanım'la mı görüşüyorum ben? Benim bu. Anneniz benim yanımda şu anda. Ne annesi? Yanlış numara kardeşim. Nilsen değil mi bu? Nilsen ama hangi Nilsen? Soy ismi ne kardeşim? Kafayı mı yediniz siz? Gerizekalı mısınız? İçime han çin, kendi taçı şan şin, çeçe moy şin, fong fin fan hay. Taçı nay, sesi nay, kaya hay, çoğun yen, dedi moyle doy çoy, mey lan şin. Ya Türk televizyon efsanesi geldi, iki diye kudurma, hemen. İkisi de bir şey soruyorum, ne oldu peki kanalına? Hiçbir gelin robot değildir. Hiç katılmıyorum bu sözünüze. Candan ayrılırken iki çocuk Ramazan'da kalsın, küçük bende kalsın anlaşması yaparken meme ameliyatı, göğüs silikon taktır. Silikon taktırırsa iki çocuğu sana verir, küçüğü de bana. Evet doğru. Sen iki silikona iki çocuğu verdin mi? Şey. Aa. Ben izlemeyince batmış olabilirler şey. Ya bugün pilot bir takipçim yazmış. İşte hani Pelin uçaktan korkuyor musun? Diyor musun? İnşallah bir gün hani benim kullandığım bir uçağa hani binersin edersin diye. Ve şey sonra da demiş ki hani ne zaman uçuşa çıkacak olsam öncesinde hep demiş senin hani bu kısmetse olur işte televizyonda izlediğin şeyleri izliyorum falan yazmış. O lazım mı abi uçağa? Ya ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Kendisi sormam lazım. Fotoğrafını falan dağıtmış. Ay keşke öyle bir şey. Takipçimi kullandığı uçağa binerim bu arada. Hiç korkmam. Hiç korkmam çünkü bilirim ki beni bebek gibi korur orada. Bana paraşüt falan verir. Ayrımcılık yapar bana. %100 eminim. %100 eminim. Kesin bana paraşüt takar. Ben binmeden önce. Ya bu arada iki silikona çocukları vermek sizce kimin yapacağı bir hareket? Ya ben bu chatten çok net bulurum mesela. Bu chatte var öyle insan. Hani iki silikona çocuğunu teslim edebilecek. Ya bir de dudağı doğru söylüyorsun Hayal Ferest. Evet bunun unutulması hoş bir şey değil. Hiç hoş bir şey değil hem de bunu unutulmuş olması. Bu arada Cem Okuç hoş geldin. Cansu 8 Mustafa Kağan efendim 50 bits göndermiş. Yine mi meze edeceksiniz bizi Fall Guys'ta? Yazık değil mi bize? Buradan tüm 12 ay üstü arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu zorbalığa alacağımız binlerle karşılık veriyorum demiş. Deneyin bakalım şanssız tabii ki de. Ali Furkan Aksu çok teşekkür ediyorum hediye aboneliklerin ve desteklerin için. Lady Potter sana da bir kez teşekkürler. Öztürk'le Merve'yi zaten okumuştum değil mi onun hediye aboneliğini? Evet efendim aynı zamanda Alone Soul Sarun çok çok teşekkür ediyorum sana da hediye aboneliğin için çok teşekkürler. Bir de kendisi de abone olmuş efendim. Teşekkürler okuyacağım hepsini. Böyle alayım ben gördüm. Ya inanamıyorum sana ağlayacağım şimdi sakin, burada ya. Sakin. Benim vücudumda en sevdiği yeri ellerim sürekli ellerimle oynar. Çıkıntı var nasıl bilemezsin sen ben, ya. Dur bir dakika bir sakin ol. Acayip kahkaha atacağınız bir tane. Ne? Nasıl bileceksin ki? Abi el ele benzer ya. Benim elime bu arada çok az el benzer. Benim ellerim babamla benziyor. Babamla. Yani mesela benim babamla yan yana koy. Benim ellerimi ayırt edemezsin. Ha ben küçüklükten çıkartabilirsin. Yani çıkıntı var da nasıl bir bahane? Ben de tırnaklarımı yiyorum. Hadi hissetsin yani öyle bir şey mi var? Aa benim elim bulunabilir bu arada çünkü ben bütün tırnaklarımı yiyorum. Yani dokunsa Batu direkt anlayabilir. Çünkü yemediğim tırnağım yok benim. Yok yani.
tane tatlı geçiriyorum ondan beri. Rikslere mi girmek istedin? Ya öyle oldu biraz. Her şeyi risk alarak yapmışsınız ama. Ben ilişki sevdiğim için şey olarak beğendim. Ben de tek ekmek tek bandırmayı çok düşünüyordum. Çok özür dilerim. İyi misiniz şu an? Tamam Erol. Bir an için o mikrofonun size ses getirdiğini tamamen unuttum. Çok özür dilerim. Vallahi çok özür dilerim. Çok özür... Allah belamı versin yurttum. Sinek kondu abi gelip mikrofonuma. Yemin ediyorum çok özür diliyorum. Ay çok pardon. Yayıncım beni tokatladı. Ay çok pardon. Vallahi unuttum. Yemin ediyorum unuttum. Ay çok özür diliyorum ya. İyi misiniz kulaklık takanlar? Kulaklık takan iyi misiniz? Ay çok özür dilerim vallahi. Ama yani geldi tam buraya kondu ya. Salak mıdır nedir? Tamam iyisiniz. Tamam yok bir şey yok bir şey. Ay abartmayın siz de. Bir de bayılın insanlar. Ay bir de kendinize yere atıp ağlayın. Abartın daha. Daha da abartın, hayret bir şey. Tamam, devam ediyorum. Kendinize geldin Sarı. Ben bir an için şey gibi hissettim. Siz sanki bir kendinize değdiniz, bir tane vurdum iyi oldu gibi geldi. İyisiniz, iyisiniz. Ama ben ilişki sevdiğim bir kişi olarak beğendim. Bu ne abi? Bir kişi doğru desin ya. Bir tanesi riske risk diyor. Öbürü ekşiye eşki diyor. Yok mu yani bir tane düzgün Türkçe konuşabilen insan? Haramilerini de sevet. Bugün hoş geldin bu arada. Aa, ne diyor duymuyorum ki. Abartma. Abartmayın. Bandırmayı düşünüyordum. Tankut gidiyor. Onur kalıyor. Aa. Ben ne yaralar aldım. Aa. Hiçbir... Ne oldu? Oha! Abi biri mi öldü gerçekten? Ne oldu? Ben mikrofonuna bir kere vururum. Chat. Ben ne yaralar aldım? Hiçbir. Ay ne? Yapıyorum işte lanet. Maşallah. Yağdan kalıp görünmüyor Yeşim Hanım. Dur. Yapacağız işte. Yemin ediyorum. Bu ne? Yenmez o. Yaren sen ne yapıyorsun? Geldi. Harun. Harun. Ben Filiz Hanım'ı kime benzettiğimi buldum. Harun. Kesinlikle Harun. Buradan geç Harun. Elbikten senin vicdanından şüphe ediyorum şu an. Yaren Allah aşkına. Sema'cığım sana nasıl işkence yaptılar? Yemek mi vermediler size? Sana yemek bana mi? Yemek vermediler, su vermediler, ekmek vermediler. Ekmeği benden saklıyorlardı. Hiç vücudunda da bir kilo eksik oldun mu? Her 15 dakikada acıkıyorum diyor. Konuş abla. Yemek istiyor. Acımsı bir tat var ve mercimek kokusu var. Mercimek çorbası. Mercimek çorbasında. Bence siz sıcaktan ne dediğinizi biliyorsunuz. Selin istemiyor musun? Bir şans bile vermeyecek hayır. Misin? Çay içme Selin. Hayır yani... asla asla. Hayır bana verme. Efendim? Vereceğim. Vazgeç gönlüm. Kalkalım arkadaşlar. Ay bu müthiş bir sahne bu arada ya. Yani arkada vazgeç gönlüm diye girdiler bu zönk diye yere yapıştı. Allah'ım ya Rabbim ya. Bayıldı yazık yıkıldı. Yani yıkıldığı için bayıldı tabii. Bak abartma çatayım. Şimdi bir daha vuracağım mikrofona göreceksiniz o zaman gününüzü. Arkadaşlar hadi bir halay çekelim ya. Ay saçma hayır yapmayın. Aa. Mardin kapışan oldu. Herhangi bir kalk gel. Kötü enerjiyi bir attık. Oh be iyi oldu vallahi ha. Gelinimiz patates seçerken bile sağa sola selam vermekle meşgul. My friend.
İyidir iyidir my friend. Good good. Sepetteki kim? Niye sepette insan var? Satılıyor mu artık sepette mi? Yani nedir bu? Kaynanası mı? Wow. Şarkı mı söyleyeceksin? Ah gece gelmeye gündüz gel. Tenhalarda menhalarda buluşalım. 10 sene sonra buradayım. Tam olarak. Yani 10 senem var. 10 sene sonra buradayım. Bu noktadayım, bu mentaldeyim, bu kişilik ve karakterdeyim, haberiniz olsun. Sepete kim oturur bilemem. Yani o gün hala daha Batu yanımda olursa Batuhan sepete girmek durumunda. Buradayım yani. Fred! İyidir iyidir my friend, good good! Şarkı mı söyleyeceksin? Ah gece gelmeye gündüz gel! Dövme sarı mikrofonum. Sizin için nasıl dövmeli gelin? Güzel, benim için güzel ya. O zaman şanslısınız çünkü çoğu kayınvalide onay vermiyor yani. Evet, fazlasıyla şanslıyım kayınvalidemden yana. Sizin dövmeniz yok, benim dövmem var. Kayınvalidem de kabul etti. Kayınvalidene ne ki? Dövmenden kayınvalidene ne? Kocana ne? Herhangi ne? Kime ne ki? Salağa bak, salakla otur. Bak beni nasıl kopartıyorlar işte ya. Salak da orada oturmuş diyor ki, o zaman çok şanslı bir geliniz var çünkü çoğu kayınvalide kabul etmem. O zaman kayınvalidem olmaz. Nasıl ama? Kimse kabul etmek zorunda yani değil. Çünkü kimse kabul etmek zorunda değilim bunu. Sanki lütuf. Beni seviyor musun Abdullah Bey? Sana aşık oldum. Aa, ben de size aşık oldum. Bu ne ya? Ya bu ne abi Allah aşkına ya? Ne bu böyle? Allah'ım üçü de var. İnanılmaz. Ay çok kötü. Hıçınay hıçınay hoy hoy ye. Ya şu televizyonda alsana yemek muhatabı. Tamam açacağım üçü, durun durun. Durun durun. Tamam açacağım üçü. Bir saniye lütfen sakin olun bakın. Bakın Berat Albayrak gibi sandalyesine çıkıp size bir dakika arkadaşlar. Sakin olun. Şey anlamak istiyorum. Şu yemek muhabbetini döndü. Üstüne silikon muhabbetinin döndüğü televizyon programının adı ne? Kim o hanımefendi? Hıçınay hıçınay çinoy. Didem Aslan. Ama ilk kez duyuyorum adını. Bundan da çok kötü bir şey geliyor. Ya bunlar niye bu kadar az izleniyor? Şaka mı bu? Ne oldu ki? Fulya ile umudum olsun mu? Okay. Ben yapayım bari. Hiçbir gelin robot değildir. Türkçe konuşuyorum. İngilizce istersen İngilizce soralım. Sorarım. Tamam? Buyurun Didem Hanım, sorun. I can ask English. Yok, Türkçe konuşmam, anlıyorum sizi. If you want, I can ask English. If you want. Tamam, Türkçeye geçiyorum. Soru o. Çünkü bitti şu an. Çünkü şu an bitmiş. I can ask if you want. If you want. I can ask. Şimdi Türkçe'ye geçiyorum. Kadın koptu, ben olsam ben de kopardım. Bu arada adamın yanında oturan kadın ben değilim. Teşekkürler. O değil. 33 bin TL nedir kızlar bir mobilya için Allah aşkına ya. Ben olsam böyle koltuklara 33 bin lira vermem. O sizsiniz. Ben verdim. Niye kayınvaliden verdi? Var verdik. Niye kabara kabara söylüyor? Ay, nasıl özlemişim ya. Ben tam bu ortamların insanıyım da işte. Ne diyeceksin? Tam bu ortamların insanıyım ben. Tam bu ortamlarda böyle oturup kenarda diye gülecek insanım ama. 33 bin liraya yani bu takıma mı peki? Bir daha soru bakmak o istiyorum. Değil. 33 bin TL nedir kızlar bir mobilya için Allah. Ya mobilya bu yani değil mi? 33 bin liralık mobilya burası mı? Burası mı?
Benim en çok üzüldüğüm mevzu bu arada. Yani 33 bin liranın hani tabii ki de zevkler renkler tartışılmaz ama 33 bin liranın ya tartışılır, niye tartışmıyoruz ki? Tam tartışılır lan. Tartışılır lan zevklerinizle renkleriniz. Buna 33 bin lira mı verilir? Korkunç gözüküyor. Aa, gayet de tartışıyorum. Yeter lan. Bıktım lan bu şey muhabbetinden. Tabii arkadaşlar zevkler renkler tartışılır. Gayet de tartışıyorum anasını satayım. Buna 33 bin lira veremez. Hele ki kim bilir bu kaç yıllık program hiç verilmez o dönemde 33 bin lira. Aşkına ya. Ben olsam böyle koltuklara 33 bin lira vermem. O sizsiniz. Ben verdim. Niye kayınvaliden verdik? Var ki verdik. Var ki verdik. Dil kurumuna göre hangisi doğru yazılmıştır? Yarı yarıya cevap. Var cevap. B. HDK'ye. D. HDK'nın. Kız var ya cevap yukarıda. Of. Yukarıda cevap var. İşte ben o yüzden gitmiyorum böyle programlara. Yani çünkü bu benim yapacağım bir kerizlik. Net bak. Bizim bu benim yapacağım bir şey abi. Ben mesela buraya gitsem ben de kesinlikle bütün karıştırırım bunları. Çocukluğumda çok istiyordum mesela kim Yöner olmak ister katılmayı falan. Ki şu anda Kenan İmirzalıoğlu sunuyor yani. Çağırsalar koşarak giderim. Koca eşine de çok selamlar bu arada. Çok tatlı bir eşi var. Sevgili Selena. O 3 tane yetim kızcağıza yaptıklarını bu memleket asla unutmadı. Ölene kadar da unutmaz. Senin yaptığın iyilik yani öbür tarafta zaten senin karşına muhakkak ki çıkacak. O 3 tane kıza yaptığın iyilik. O kıvılcımı ne rezil ediyor da hepsini. Tabii her seferinde. Ama net bunu yaparım işte ben. Ben yaparım abi bunu. Peki. TDK'nın son kararı. TDK olmaz diyor bir de ya bin kere. Şok oluyorlar ya. Çıkıyorsan seninle birlikte çıkıyorum. İşte. Ne yapayım seviyorum. Umurumda değil görüyorum seviyorum. Bu kadar aciz bir kadın olmak istedim. Hadi hadi. Götünle gülüyorsun orada hadi hadi. Adnan nasıl arkada kıçıyla gülüyor ama hepsine. Seviyorum, seviyorum. Bu kadar aciz bir kadın olmak istemem. Olma o zaman Aycan. Ne alaka? Aga. Öyle olma gelmiş kışkırtı. Sevgi sözlerde olmaz güzelim. Sevgi sevdiğini söylemekle olmaz. Sevgi sadakat ister. Önce ait olacaksın birine. Demek ki de zaten sen beni seviyor musun? Esra'nın ben bir şey söyleyebilir miyim? Sana soruyorum bir şeyi. Sen beni seviyor musun? Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Bak gözüme. Sevmiyorum. Gözüme bak. Gözüme bak. Yazık bu kadını da inandıramadı kocası bir türlü sevmediğine. Ne o Mustafa Kağan? Hatırladım. Kendi kendine benim gibi olmuyorsun şu anda. Sen seviyorsun İş beni. Sevmiyor yani. Abla. Sen beni seviyorsun. Ben istemiyorum. Hoş efendim. Geldin canım. Canım benim yok. Hoş ben istemiyorum canım. Efendim. Aşkım ne yapıyorsun? Bir sarılabilir miyim kocam? Ben sevmem. Böyle yaptın bilmez. Sarılma sarılma. Ben seni boşamıyorum. Seviyorum. Sevemezsin beni. Seviyorum. Seviyorum. Kabul et. Abla bu yatak odası. Abi dayak yiyen adam mıydı? Karısı dövüyor muydu bu adam? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aa ben böyle soğuk kahve bırakmışım. Yaşasın, yaşasın çöp atma ama. Yazık lan adama. Kadın bir dövüyormuş var ya adamı. Bir de sürekli şey yapıyormuş. İşte sen dışarı çıktın, şu kadına baktın, şunu şöyle ettin, bunu böyle ettin falan. Hiç. Aslında hiç uymamış, sokak modasına daha çok uyuyor. Hip-hopçuların şeylerine benzemiyor mu kızlar? Belki hip-hopçuyum, nereden biliyorum? Belki hip-hopçuyum. Ne olduğunu bilmiyorsun, ben sana anlatayım. Onu yurt dışından özel getirtirdi eşim, o özel bir tasarım yani. Ha sen yani. Sen eşimin gönderdiği hediyeyi ben bilerek mi bozdum, yaptım, değer vermiş. Ama gerçekten güzelmiş. Ben onu bilerek mi yaptım? Ben özür dilemek için sana... Ne bilereği ya, bilerek gibi mi duruyor? Ne kadar fesat ve kötü kalpli insanlar var ya. Ya insanlar iyice böyle kötü kalpli olmuşlar, fesat olmuşlar. Her şeyi yanlış anlıyorlar ya. Öyle mi duruyor?
öyle mi duruyor yani? Yazık, bilmeden yapmış yani. Eşimin gönderdiği hediyeyi ben bilerek mi bozdum, yaptım, değer vermiş. Ama gerçekten güzelmiş. Ben onu bilerek mi yaptım? Ben özür dilemek için sana hızlı getirdim telafi etmek için. Ama sen bunu hak etmiyorsun. Sen? Ben Şirine'yim. Şirine. Şirin babacığım. Ama Gargamel'den olan Şirine. Ay çok kötü. Ay çok kötü. Ay bütün tadım tuzum kaçtı. Şu moda programındaki, doya doya modadaki o Recep İvedik RP'sinden sonra yani televizyonda son dönemde gördüğüm en kötü cosplay olabilir bu. Ay bakamıyorum. Çok utandım. Ay çok utandım. Herkese çiçek dağıt. Önce size vermek istiyorum Şirin babacığım. Şirin ay baba diyor bir de ya. Boynundaki kaçı bir yerde. Yani biz buralarda beşi bir yerde diyebiliyoruz ama siz kaçı bir yerde biliyorsunuz onu bilmiyorum. 50 tane küçük altın değerinde. Maşallah. Bir tanesi. Bir tanesi. Yanlış mı anladım? Bir tanesi miydi? Evet. Bu sosyal medya. Bu hanımefendi bu arada bilmeyenler, az önceki hanımefendi Müge Anlı'yı tabii ki de hepiniz biliyorsunuz da. Bilmeyenler Bursa'daki 1 milyon liralık gelin evi yazarak YouTube'dan izleyebilirsiniz. Bence her insanın hayatta bir kere izlemesi gereken bir video. Medya dediğiniz şeye nereden bu kadar esir oldunuz? Evet. Takibe takip. Siz beni takip ediyorsunuz, ben de sizi takip edeceğim. Sen de beni takip et, bir kişi bir kişidir dedim. Ben de size takip isteği gönderdim, takipleşelim. Çocuklara dedim ki beni takip edin, sen buna takip et. Evlisin. Çocuklarım da var. Kaç tane çocuğun geliyor var? Şu an sayısını bilmiyorum. Kızım insan çocuğunun sayısını bilmez mi? Ben 300-500 doğarsa sayısını da unutur. Sen kaç kez doğum... İşte ben abi. İşte ben. Sonra insanlar diyorlar ki işte Pelin niye çocuk düşünmüyorsun? Ben unutabilirim sayısını mayısını. Ya yok bu şey diyen değil mi ya? Türkan Şoray'la Kadir İnanır benim babam mı diyordu bir şey? Hatırlamıyorum. Olabilir ama. Ne yaptığını bilmiyor musun? Yok bilmiyorum. Hayır. Ay Allah'ım Allah'ım ya. Şş. Dördü izledik. Dördü. Yıllar önce izledik. Yemin ederim. Yemin ederim size yalan söylemiyorum. Dördü yıllar önce izledik zaten. Onu izledik. O ballarım. Kurban olurum. İzledik onu. Allah aşkına dur. P-Queen Türk TV efsaneleri izliyor. Görüyor musunuz? 3 saatlik video. 3 saatlik videoyu bu kadar insan mı izlediniz? 3 saatlik videoyu tek oturuşta izledim mi? Ah! Etmişim. He izledik, ne var? Ne var? Sana mı soracağız ne izleyeceğimiz? İnanılmaz. Aa. İzlemişsiniz. Aa izlemişsiniz. Gerçekten izlemişsiniz. İnanamıyorum. Aha kanıdım bak. Kanıt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hepsini izlemişim. Ama bunlar tabii tek bir yayında izlenmedi. Bu arada bildiğin dadaşlarım oturmuş. Değil mi? Tek bir yayında izlemiş olmalıyız tabii ki de. Dadaşım oturmuş. Hepsini bildiğim birleştirmiş bir de üstüne. Helal olsun dadaşım. Vallahi yere kim bilir kaç yayını otur da birleştirmiş. Bak görüyor musun? Dadaşım hepsini... 11 izledim diyor. Kız izledik diyorum. Ya bana niye kız şeklinde hitap ettiriyorsunuz? Vallahi izledim ya hepsini ben bunların. Ha bak 1, 2, 3, 4. Gördünüz mü? 4 tane çıkmış.
Hatta bir tanesi Anna Deniz izlemiş zaten bir tanesi. Kız ha 4 yok işte. Geri kalan hepsini kaldırmış. Hepsini izlemişim. Mercan hoş geldin, böyle hoş geldin. Çok